alkışlarla sahneye davet ediyorum. Şimdi bilmek zamanı, atacak hoca Hasan. Şimdi bilmek zamanı, atacak hoca Hasan. Yukarı mahallede uzun yıllar disko birlikte görev yapmış. Toplumun bağrına bastı. Herkese iyilik peşinde koşan, zor zamanların dostu olarak bilinen Mehmet Kralı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Evet Akçak Hocalar, mahallesinde sözü dinlenen ve Akçak Hoca'nın sorunlarını iyi bilen, hizmet aşkıyla göreve talip olan ev hanımı Günay Başarı. Kendisi şu anda rahatsız ama buradan alkışlarımızla ona selamımızı edelim. Kendisi de bizimle birlikte. Evet Akçak Hocalar, geriye dönen o 5 seneye bir bak. Gör, işte şimdi hizmet zamanı diyor. Hizmet zamanı başlasın diyor. Alkışlar be. Haydi Akçak Hocalar, tempo. Evet, iki çocuk annesi, iki çocuk annesi artık ben de varım diyerek kadınların haklarını savunmak için göreve talip olan ev hanımı Şükran Küçük'ü alkışlarla sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Evet değerli Akçak Hocalar, Akçak Hoca'nın sevilen simalarından, herkesin bildiği, ev hanımlarının sorunlarını iyi bilen, belediyecilik anlamında hizmet aşkıyla göreve talip olan ev hanımı Leyla Horoz'u alkışlarla sahneye davet ediyorum. Şimdi hepiniz için büyük bir kutsal. Bu seçimde oynarım ben. Akçak Hoca sevdalısı, sevilen işletme sahiplerinden üniversite mezunu Emrah Çetinbaşı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Akçak Hoca'da muhasebecilik yapan, belediye ve belediyeciliği benimseyen, Akçak Hoca'ya katkı sağlamak için aramızda yer alan muhasebeci Serdar Yiğit'i alkışlarla sahneye davet ediyorum. Akçak Hoca'nın yetiştirdiği çiftçinin sorunlarını iyi bilen, belediyecilik anlamında hizmet etmeye hazır, sevilen dost canlısı, zirahat mühendisi Kazım Kozanoğlu'nu alkışlarla sahneye davet ediyorum. Değerli Akçak Hocalar, 2009-2014 yıllar arasında belediye meclisinde bulunan Nihat Özcan'ı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Ve plaketini alacak. Başkanımız tarafından plaketini alacak kendisi. Evet, Nihat Özcan. Ben devam ediyorum. Nihat Bey de birazdan bizde olacak. Değerli Akçak Hocalar, Okan Yanmaz Bey gibi diyor ki, iş imkanlarına sahip bir Akçak Hoca'nın sözünü veriyor. Hani alkış? Evet Akçak Hocalar, Akçak Hoca'nın en büyük sorunlarından biri İş imkanlarının az olması, turizme kapalı olması. Okan Yılmaz söz veriyor, bunları yapacağına söz veriyor. Evet, Mithat Özcan da bizlerle birlikte. Buyurun, 2009-2014 yılları arasında belediye meclisindeydi. Kendisine plaket vereceğiz.
çok güzel. Okan Yanmaz diyor ki, bizler sizlerin efendileriniz değil, hizmetkarlarınız olmaya talibiz. Evet. Evet değerli Akçakoca'lılar. Geliyor. Akçakoca'nın gururu. Akçakoca'nın gururu geliyor. Sarı çizmeli adamın oğlu. Hepiniz biliyorsunuz. Herkes tanıyor. Sarı çizmeli adamı herkes biliyor. Onun oğlu geliyor. Sizlerin büyüttüğü, Akçakoca'nın sorunlarını iyi bilen, sözünün eri Okan Yanmaz'ı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Büyük bir kalabalığı görüp de coşmamak işten değil, duygulanmak işten değil, Akçakoca'nın kaderini değiştirmek için buraya gelen insanları selamlamamak işten değil, sizleri seviyorum, sizlerle birlikte olmak istiyorum. Buraya gelen analarıma, bacılarıma, kardeşlerime, büyüklerime ve Akçakoca'nın evlerinde 5 yıl bizi ağırlayan tüm Akçakoca halkına çok çok teşekkür ediyorum. Bu yolda bütün desteğini benden eksik etmeyen Sayın İl Başkanım Abdullah Danışmaz'a ve il yöneticilerine, Sayın Düzce Belediye Başkanım Ömer Küçük'e ve diğer belediye başkan adaylarımıza ve yöneticilerine, hepsine çok teşekkür ediyorum. Akçakoca İlçe Teşkilatı Başkanım Şeref Bey'e, Hanım Kolları Başkanımız Dursan Yanmaz'a, Gençlik Kolları Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. İlçe yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bizi bu yolda yalnız bırakmadıkları için. Bakın, anacığım o çocuk herhalde orada rahat değil. Sıkıştırdınız. Bir sandalye verseniz oraya. Evet. Sizleri sevmemek bir din değil. Bizler ağlamak istiyoruz. Bizler bu seçmiş olduğumuz bu yolda bu davaya gönlünü koymuş olan meclis üyelerimle birlikte Sapak'ta 15 yıldır değişmeyen nüfus tabelasını değiştireceğimizin sözünü veriyoruz. Bizler gençlerimizin yıllardır işsizlik sorunuyla uğraşıp sokaklarda boynu bükük gezerken nasıl bir dertlendiklerini bilerek onları iş kapılarının açacağımızın sözünü veriyoruz. Bizler belediyeciliğin temel hizmetleri konusunda Akçakoca'nın içindeki bulunduğu durumu gözler önüne sergileyerek o belediyecilik konusunda yapılması gereken işlerin sözünü veriyoruz. Bizler belediye personeliyle bir bütün şeklinde çalışıp onların bir abisi gibi yanlarında bulunup
gece gündüz haklarını onlara vererek bu sokaklarda sizlere hizmet etmek istiyoruz. Onun sözünü veriyoruz. Bizler belediyeye geldiğiniz zaman kapısından rahatlıkla girip sekreteri olmayan ve belediye başkanının o güler yüzüyle sizi karşıladığı bir makamın sözünü veriyoruz. Bizler gece gündüz caddelerinde projelerini takip eden bir belediye başkanlığının sözünü veriyoruz. İşte o gençlik ordusuyla o mahallelerin arasında çalışmanın sözünü veriyoruz. Bizler ve sizler biliyorsunuz rahmetli babam Hüseyin Yanmaz'a sarı çizmeli belediye başkanı derlerdi. Gece gündüz bu memleketin her mahallesinde taşında bir izim olsun diye bu millet için çalışırdı. İşte onun oğlu olarak sizin yüzünüzü ağırtmamak uğruna gece gündüz çizmeleri giyip çalışacağımın sözünü veriyorum. Bize geçmişte emeği geçen bütün belediye başkanı abilerime teşekkür ediyorum Akçakoca'ya bir çivi koydukları için. Belediye meclis üyeliği yapmış geçmiş dönemdeki abilerime çok teşekkür ediyorum Akçakoca'ya bir çivi koyduğu için. Eğer sizler bizi seçerseniz bizler size bunun karşılığını çalışarak ödemenin sözünü veriyoruz. Bu seçim ofisinin açılışının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 30 Mart 2014 yerel seçimlerin herkese, Akçok hocamıza barış, huzur getirmesini diliyorum. Çünkü biz iç içeyiz. Çünkü biz Akçakocalıyız. Çünkü biz Akçakocayı seviyoruz. Daha güzel bir Akçakoca için el ele diyoruz. Hepinizi seviyorum, saygıyla selamlıyorum. Bugün bizi umutlandırıp güzel günlere koşturduğunuz için sizlere minnettarız. Bunu da sizlere gece gündüz 30 Mart'a kadar koşarak, çalışarak ödeyeceğiz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Teşekkür ediyorum. Başkanım, başkanım Mithat Özcan'ın plaketi var. Mithat Bey'in plakatını sizler vereceksiniz. Buyurun, buyurun başkanım. Şöyle vereyim. Mithat Bey'i de şöyle alayım ön tarafa doğru. Kocaman bir alkış alalım. Evet Akçakocalılar. Evet Akçakocalılar. Meğerse Okan Yanmaz'ı beklemişiz bu alkışlar için. Bir saattir burada alkışlıyorum. Yok. Okan Yanmaz başkanımız bir geldi. Alkışlarım ona uçuştu. Evet Akçakocalılar. Şimdi İl Genel Meclisi'nin birinci sıra adayımız Ömer Yıldız'ı davet ediyorum. Okan Yanmaz'ı yanlış kararlar alır.
adayımız İbrahim Deli Hasanoğlu'na davet ediyorum. Üçüncü sıra adayımız Orhan Yılmaz'a davet ediyorum. Yapacağınız bu seçim güzel yorumlar için. Okan Yurtman söz veriyor. Bozuk yolları yapacağına, kullanık su içirmeyeceğine, su okuma parası almayacağına, babam gibi sarı çizmelerle hizmet edeceğine Okan Yurtman söz veriyor. Hasan, şimdi bir zaman yapacak hoca Hasan, Hasan onu da canlı.